çocuklar. Konumuz hece bilgisi. Ağzımızın bir hareketiyle çıkan ses ya da ses topluluğuna hece diyoruz. Ünlü harflerimizi duvarıma astım. Gözümüzün önünde bulunsun ki öğrenmemiz kolaylaşsın. Ünlü harfler tek başına hece oluşturabilir. Fakat ünsüz harfler tek başına hece oluşturamaz. Örneğin bu sesi tek başına bir hece oluşturmaz. Mesela rrr sesi. Tek başına bir hece olamaz. Çocuklar, heceler en az bir, en fazla dört harften oluşur. Yani bir harfli, iki harfli, üç harfli, dört harfli heceler vardır. Şimdi görsellerimize birlikte bakalım ve sizlere heceleme yaparken pratik bir yöntem anlatacağım. İlk görselimiz kedi. Kedi kelimesini hecelerine ayırırken yavaş bir şekilde söylüyoruz. Durduğumuz her yere kısa çizgi yapacağız. Şimdi birlikte yapalım. Her söylediğimizde de alkış yapacağız. Başlayalım çocuklar. K, di Bakın nerede durdum? Tekrar yapalım. K, di Durduğumuz yere kısa çizgi yapıyoruz. K dedik, durduk. Kısa çizgi, di Bakın hecesine ayırdık. Birinci hece İki harften oluşuyor. İkinci hece de aynı şekilde iki harften oluşuyor. Diğer görselimiz kuş. Yavaş bir şekilde söylüyoruz ve alkış yapacağız. Kuş. Bakın hepsini söyledik. Demek ki kuş tek başına bir hece oluşturuyor. Bir hecesi var ve birinci hece kaç harften oluşmuş? Üç harften oluşmuş. Geldik son görselimize. Çilek. Yavaş bir şekilde alkış yaparak söylüyoruz. Çi lek. Durduğumuz yere çizgi yapacağız. Çi çizgi lek. Birinci hece kaç harften oluşmuş çocuklar? İki harf. İkinci hece üç harften oluşmuş. İlk olarak kelimenin tamamını söylüyoruz. Araba. Şimdi yavaş bir şekilde söyleyerek hecelerini ayıralım. A. Durduğumuz yere çizgi yapacağız çocuklar. Durduk kısa çizgi. Ra. Durduk kısa çizgi. Ba. Bu şekilde hecelerini ayırdık. Zil kelimesi. Yavaş bir şekilde söyleyelim. Zil. Bakın bir çırpı da çıktı ağzımızdan. Öyleyse zil tek başına bir hece oluşturuyor ve üç harften oluşuyor. Çocuklar zil kelimesini şöyle heceleseydik, zil deseydik. Yanlış bir heceleme yapmış olacaktık. Çünkü ıl sesi ünsüz bir harf ve ne demiştik kuralımızda? Ünsüz harfler tek başına hece oluşturamaz. Ya da şöyle deseydik, zıl İl deseydik, bu şekilde ayırsaydık yine yanlış bir ayırım yapmış olacaktık. Z sesi ünsüz bir harf ve ünsüz harfler tek başına hece oluşturamaz. Bu yüzden zil ayrılmıyor. Aynen kalacak. Etek kelimesine bakıyoruz. Yavaş bir şekilde söyleyelim. E durduk. Kısa çizgi tek. Şimdi çocuklar diyeceksiniz ki E sesi tek başına. Evet ne demiştik? Ünlü harfler tek başına hece oluşturabilir. Bu yüzden doğru bir ayrım yaptık. E çizgi tek. Gri kelimesine bakıyoruz. Gri kelimesi de aynen yazıldığı gibi gri bu şekilde olacak. Yani hecelerini ayırmıyoruz çocuklar. Eğer g ri diye ayırırsak g sesi ünsüz bir harf. Ünsüz harfler tek başına hece oluşturamaz. Bu şekilde olacak. Kelimemiz kurt. Yavaş bir şekilde söyleyelim. Durduğumuz yere çizgi yapacağız. Kurt. Bakın hiçbir şekilde ayrılmadı. Ağzımızın bir hareketiyle çıktı çocuklar. Demek ki kurt da tek başına bir hecedir. Heceler ne demiştik? En fazla dört harften oluşur. Bakın dört harften oluşan bir hece. Eğer şu şekilde ayırsaydık. kur t deseydik t sese. Ünsüz harf olduğu için ünsüz harfler tek başına hece oluşturamıyordu. Yanlış bir ayrım olurdu. Rıtı deseydik eğer bu da yanlış bir ayrım olurdu. Neden? Rıtı sesleri ünsüz harfler, ünsüz harfler tek başına hece oluşturamıyordu. Bu yüzden kurt kelimesi hiçbir şekilde ayrılmıyor. Kelimenin tamamı hece olacak. Tren kelimesine bakıyoruz. Yavaş bir şekilde söyleyelim. Tren Aynı şekilde ayrılmıyor çocuklar. Tek bir hecesi var. Dört harften oluşuyor. Aynı şekilde t, ren diye ayırsaydık eğer t harfi tek başına hece oluşturmadığı için yanlış bir ayrım olurdu. Doğrusu bu şekilde. Sevgili çocuklar dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.